Baba aç kapıyı baba! Baba aç şu kapıyı! Benim senin gibi oğlum yok. Baba! Defol git bu evden! Defol! Defol! Defol dedim! Yani bilmediğimiz bir saygı duruşu ritüeli falan bir şey vardı, hiç bilmedim. Tamam. Yani babacığım şu salağa hak vermek istemiyorum ama yanlış mı geldik burası? Çocuklar. Yok kızım. Burası. Burası yanlış gelmedik. Babacığım korkuyorsan şey yapma ya, dön. Kerem. Saçmalama be. Benim babam hiçbir şeyden korkmaz değil mi babacığım? Duydun mu Harun? Kızın seni daha iyi tanıyor. Yani nihayet Harun. Ne duruyorsunuz? Davetiye mi istiyorsunuz? Çay kapkara oldu demlenmekten. Hoş bulduk anne. İşte ne dedim ben sana? Hoş geldiniz. Hadi. Kerem. Babaannemle ilk karşılaşmamız bu değil tabii. Ama o bizi her gördüğünde ilk kez görüyormuş gibi bakar. Başını hafifçe yana yatırıp bizde acilen düzeltilmesi gereken kusurları aramaya başlar. Çünkü babaannem için herkesin mutlaka en az 3 kusuru vardır. Bunları düzeltmek için de hiçbir zaman geç değildir. Şunları çıkarmak ister misin? Tabii kusurlarınızın ne olduğuna da o karar verir. Sabun var, beyaz sabun banyoda. Sabun? Yıkamayacak mısın bileklerini? Hale baksana. Allah korusun, cilt kanseri falan olursun sonra. Ne idüğü belli değil bunların. Hem okulun ilk günde hiç hoş değil. Hakikaten bunlar böyle yol yorgunu mu gidecekler okula? Bir gün önceden gelseydiniz de doğru dürüst uyusalardı bari. Kerem Bey sağ olsun anne. Geçen senenin akademik takvimine baktığı için kaydın son gününün bugün olduğunu dün öğrendik biz. Sahi siz iyice düşündünüz mü? Bir devlet okulu falan yok muydu? Daha doğru tarihe bakamamışlar. Yarın bir gün bir sınav kaçırsalar burslarını kaybederler. Sizin ödeyecek paranız var mı bunları? Kendi oğluna fakir mi dedi, ben mi yanlış anladım? Susuyor zaten, ilk dakikadan taktı. Ay madem bu kadar laf sokacak kadar iyi, biz niye geldik ki? Dalgınlığına gelmiş. Anne, yani sonuçta yetiştik, önemli olan bu. Siz nasıl oldunuz anne? İyi gördüm sizi. Yaşlıyım kızım. Çok özür dilerim babaanne. Ben öyle birden söyleyince. Ama öyle. Bu yaştan sonra üzüntü yaramıyor. İstihap haddi dolmuş herhalde. Asaf babam nasıl anne? Durumunda bir değişiklik var mı? Doktor kendinizi hazırlayın diyor ama Asaf kesinlikle uyanacak. Niye biliyor musunuz? Ben dedemin bir tek Fenerbahçeli olduğunu biliyorum babaanne. Onu fiziken görmediğim için doktor bile bizden daha iyi tanıyor olabilir. Ben söyleyeyim ister misiniz? Sırf inadından uyanacak. Kimseye umumi tuvalette ayağa kaydı düştü de beyin kanamasından öldü dedirtmemek için uyanacak. Sonra kendi istediği şekilde uyurken falan ölecek. Sırf arkasından konuşturmamak için. Ama her işte bir hayır vardır. Ya babasının ya benim cenazeme döner gelir diye düşünüyordum. Bu felaketler sayesinde ikimizden biri ölmeden oğlumu evimizde dünya gözüyle görmüş oldum.
Varsın Asaf'ta birkaç gün uyumuş olsun. Hiç değilse uyandığında oğlu babasından özür diler de barışacak zamanlar olur. Bitti mi kahvaltı? Bu kadarı bana yetti efendim. Teşekkür ederim. Harun. Ya Beriz çok özür dilerim. Çocuklar affedersiniz. Anne. Ben buraya senin için geldim. Babam komada. Sen kalp krizi geçirdin. Kendini yalnız hissetme. Benim aklım sende kalmasın diye geldim. Ve bütün ailemin hayatını, geleceğini alt üst etme pahasına geldim. Bunun için bana biraz saygı gösterirsen sevinirim. Özellikle de çocuklarımın yanında. Ben bir bakayım. Dur. Ben bakarım. Masadan öyle kalkılmaz. Lafım bitseydi. Önce sözümü dinle ondan sonra. Ya anne rica ederim Allah aşkına ne söz dinlemesi? Ben çocuk muyum? Benim iki tane çocuğum var. Ben Kerem'le Ece'ye bile böyle davranmıyorum. Sen evlatlarına arkadaş muamelesi yapıyor olabilirsin. Ama ben senin arkadaşın değilim. Ben senin annenim. Çocukların arkadaşa değil ana babaya ihtiyacı vardır. Arkadaş istediklerinde kendileri bulurlar. Ama onlara doğruyu, yanlışı öğretecek ana babayı arasalar da bulamazlar. Ben de öyleyim. 25 sene önce ben de babamı yanımda çok aradım ama bulamadım. Bu saatten sonra da baba aramaya niyetim yok. Ayrıca diğer meseleye gelince bu iş öyle bir özürle hallolacak bir mesele değil Ayla Hanım. Bunu unutun. Harun. Bak kabahat kimde olursa olsun baban o yataktan kalkınca bu küslük bitecek. Sen istesen de istemesen de. Babam o yataktan kalkıp bu eve gelirse anne, biz bu evde bir dakika dahi durmayacağız. Sen istesen de istemesen de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Odasında mı? Bilmem herhalde. Biraz dinleneyim demişti ama. Görüyorsun değil mi? Daha ilk dakikadan ne haldeyiz? Hayatım yanlış anlama da. Anneni senelerdir sadece yazları görüyorum ama ben bile gelirsek böyle olacağını biliyordum. Beliz o zaman niçin beni durdurmadın? Niçin Harun otur oturduğun yerde demedin? Çünkü sen kabul etmesen de baban hastaneye kaldırıldığından beri aklım burada. Harun onlar senin ailen. Yanlarında olmak zorundasın. Peki sen? Yani ben de manasız bir şekilde hala sana aşık olduğuma göre senin yanında olmak zorundayım. Manasız bir şekilde. Manasız bir şekilde. Manasız bir şekilde. Eyvah basıldın. İffet'i. Anne. Anne. Hayırdır nereye böyle? Babana. Taksi çağırdın mı? Çağırdım. İyi. Harun, yalnız bırakmasın. İnadıma yapıyor Beliz, inadıma. Biliyorum ama sen de biliyorsun işte, hadi. Anne. Anne. Anne, iyi misin? Biraz başım döndü. Yok bir şey. Gel şöyle oturur musun lütfen? Ah eline batmasın kızım. Yok anne merak etme. Şu kalanları süpürgeyle alayım. Tamam. Sen iyisin değil mi anneciğim? Ha? İyi.
tamam bitti. Sen hiçbir şekilde tek başına hiçbir yere gitmiyorsun. Anlaştık mı? O vakit birlikte gidiyoruz. Öyle mi oğlum? Sorma Tamer'im, sorma. Düştük yine bu çukura. Bak ne diyeceğim. Sen olmasan var ya, ben hayatta cesaret edemezdim böyle bir şey. Yani mümkün değil. Saçmalama birader. Senin CV'in yeter ya. Müdüre bir gösterdim, gelsin hemen başlasın dedi. Bana bak. Masan hazır kardeşim. Yarın geliyorsun değil mi? Ya laf mı o, gelmez miyim? Bak sabah 5'te oradayım. Gece yarısından önce de çıkmayı düşünmüyorum. Ayla teyze uyanmadan evden çıkıp uyuduktan sonra eve döneceksin yani. Aynen öyle abicim, aynen öyle. Onun dışında çünkü başka türlü baş edemeyeceğim. Ben Biriz'le de konuştum biliyor musun? Ev tutalım diye de. Kiraları görünce o ne abicim öyle. Yani benim durumum belli. Çocuklar Allah'tan burslu okuyorlar yani bu devirde. Doğru diyorsun. Ben seni biraz sonra arayayım mı kardeşim? Tamam. Selam. Burası dolu yalnız. Yarın başlayacak. Ha evet. Yavuz dedi ki, yani Yavuz Bey, soran olursa seni benim gönderdiğimi söyle dedi. Karar değişmiş. Ben daha uygun bir adaymışım. Deterjandan çıkan ayı değil mi bu? Alabilir miyim onu? Bırakır mısın kardeşim? Ne oldu? Tamer'le konuştum. Masan hazır diyor. Kesin fena bir şey yaptı var ya bak. İlk günden bütün gazeteye rezil edecek beni. Ne güzel işte. Hiç değilse yüzün güler biraz. Bugün bir bitsin. Şuradan bir gidelim de. Hala içeride mi? Hı hı. Geçen gelişimde bunu bulamamıştım. Ah, taktım yerine şimdi. Oğlan da geldi. Kalbim tuttu ya senden sonra. Ameliyat oldum, pil takıldı hani. Doktor yalnız kalmasın demiş. Benimle geldi buraya kapıda. Hadi artık Asaf, uyan. Bizim bu yaştan sonra kaybedecek zamanımız yok. Hı? Anne. İyi, iyi. Ben doktoruyla konuşacağım. Sen de benimle gel. Başım döner ne olur ne olmaz. Değiştin mi?
5 sene. Memleket değişti. Dünya değişti. Ama sen Asaf Bey değişmemişsindir. Ben sana kızamıyorum biliyor musun? Anneme söyledim. Bu küslük bitmez. Bitmeyecek de. Ama şimdi senin bana bu halde böyle yatarken görünce aklıma sadece seninle ilgili iyi şeyler geliyor. Ben sana kızamıyorum biliyor musun? Sana kızmak istiyorum. Korkuyorum biliyor musun? Uyanırsın diye çok korkuyorum. Senden yine nefret ederim diye çok korkuyorum. Ama yine de yanmadım o kadar çok. Babacım, babacım. Canım kızım. Nasıl olmuşum? Ece çok güzel olmuşsun kızım. Yalnız biraz senin tarzın değil gibi. Yani normalde sen daha rahat şeyler tercih edersin de o yüzden söyledim. Çok dar, çok yapışmış. Üstüne bir şal alsın yahut da bir gömlek giysin. Hoş değil böyle. Babacım. Bu hep böyle mi olacak? Siz tabii böyle şeylere pek alışkın değilsiniz. Evde bir Gestapo olmasın ama. Değil estağfurullah. Sayenizde. Yemek hazır. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika Ece Hanım. Okul nasıldı hiç bahsetmedin. Ha? Okul iyiydi babacığım. İyiydi. Senin için okulun ilk günü. Yani tabii bir takım aksilikler yaşandı. Ne gibi? Babaannem bilekliklerimi çıkarttırdı baba. Ben tabii çantama koydum sonra takarım diye ama bu sefer de takarken koptu bir tanesi. Üstelik o çiçekli kalpli olan. Ece canım kızım ya, şunlara inanmasan mı? Sen de mi baba ya? Hadi Harun, yemekler buz kesti. Buyurun bakalım Harun Bey. Öyle gazetelerde orada burada diyordunuz, dikte rejimine karşı direnmek lazım falan diye. Buyurun, direnin de görelim. Küçük Hanım, direnirdim, direnirdim ama çok açım be kızım. Çok açım. Hadi gel, beraber yemek yiyelim ha. Eline ne oldu senin? Merdivende ayağım kaydı. Babaanne, trabzana tutunurken sürtündü.
Trabzon'u elinin tersiyle tutmak zor olmuştur. Zor oldu ama başardım. Başarılı evladım benim. Anlatsanıza bu parti işi nedir ya? Nereden çıktı, kimin partisi? Kerem'in bir arkadaşının doğum günü babacığım. İçkili değildir herhalde. 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 Alkolü varsa araba yok. Yani. Zaten daha haber gelmedi. Yani gidip gitmeyeceğimiz kesin. Kaça kadar sürecekmiş bu parti? Bilmiyorum da anneciğim, herhalde unuttular bizi. Ne önemi var ki? En geç 12'de evde olacaklar neticede. Babacığım. Kızım. Henüz gidip gitmeyeceğimizin belli olmadığı bir partiye kural koymak sence de birazcık tuhaf değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse tuhaf. Ama burası Eskişehir değil küçük hanım. O yüzden belki inanmayacaksın ama ben babaannenle aynı fikirdeyim. Derin mi? Afiyet olsun canım ailem. Ben makyaj yapmaya gidiyorum. Sana da canım kızım, sana da. Derin mi? Derin verin. Ne iş? Kız adı değil mi o? Hani bu masada ilk defa duyunca ben bir emin olmak istedim. Evet anneciğim, bir kız adı ama beni hiç alakadar etmiyor bir kızım. İyi geceler, afiyet olsun. O soluk olan mavi tişörtü giyin. Böyle yakasında düğmeleri var. Çok yakışıyorsun. Yakışıklı. Afiyet olsun. Geliyorum. Bir saattir ne yapıyorsun orada? Babaannen kahvaltıya bekliyor. Becerebilsem. Kızım, uyansana, kalk. Bana yardım et sofrayı kurmaya. Hadi, hadi bakayım. Al şunu, sofraya götür, masaya koy. Sonra da git, yüzünü yıka bir daha. Hı? Hafta içi, gece yarısı dönerse olacağı bu tabii. Uyanırlar şimdi anne. Ayılırlar diyeceksin sen ona. Ama asıl uyanması lazım gelen Harun. Bak ortada yok. Asaf babam haklı ya. Ben de onun yerinde olsam komada kalmayı tercih ederdim. Harun. Hadi kalk oğlum. Saat 7. Tamam anne, tamam kalktım. Şaka yapıyorsun değil mi? Harun. Beliz, gel gel. Şunlara bak ya. Bütün çocukluğum burada biliyor musun? Ya ben dün gece hiç fark etmemişim. Bütün oyuncaklarım, dergilerim, resim defterim, afişler, kasetlerim, Walkman'im duruyor. Kızım şunlara bakar mısın? Bak bak, şunu görüyor musun? Bak, ben çocukluğumda bunu hiç sokamıyordum. Şu anda da zaten sokamıyorum. Basket olmuyorum. Harun. Ha. Sakın kımıldama. Anneni çağıracağım çünkü bu halini görmesi gerekiyor. Ben
Ben boşuna kızmışım. Kadın haklıymış. Yok yok Beliz, yapma yapma. Yok ya. Ben içeride azar işiteyim. Sen burada oyuncaklarınla oyna. Ne kadar hoş. Ayla anne. Ayla anne. Bırakmam. Bir şey diyeceğim. Çok mu üzerime geldi? Alışmak bayağı bir zaman alacak galiba. Aslında alışmayabilirsin. Nasıl olacak o? Şöyle. Bugün işe başlayınca avans isteyeceğim. Belki ev tutarız. İste. Yani olmadı kredi falan çekelim. Harun ya ben idare ederiz dedim ama olacak gibi değil. Ben burada kendimi 17 yaşında küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Üstelik benim oyuncaklarım da yok. Tamam o zaman şöyle yapalım. İşe başladığımda alacağım avansla bir ev tutalım. Buralara yakın bir yerde olsun. Ya en azından bir telefonla gelebilelim. Hani sağlığının iyi olduğunu bilmek açısından. Diğer meseleye gelince de... Normalde yapmam ama... istersen misketlerim senin olabilir. Ya senin gözünün altında bir şey mi var? Şey, babaanne ışıktan tersten vuruyor ya böyle bir parlak tuhaf duruyor. Bir şey yok. Ha, öyle mi? İyi, o zaman geceyi yolda anlatırsınız. Görüşürüz. Sen mi bırakacaksın bizi? Aynen öyle. Bugün araba bende. Neden? Çünkü ben işe başlıyorum. Siz de rica edeceğim okula gidince şu servis otobüs işlerine bakın olur mu? Otobüs daha iyi olur. Hadi. Anneciğim kahvaltı çok güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi 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 hadi. Görüşürüz babaanne. Afiyet olsun. Güle 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 güle.